Merhaba. Benim çok becerebildiğim şeyler değil bunlar ama bu işin arkasındaki arkadaşlarım beni buraya oturtup bu röportajı, bu görüşmeyi yapmalarını sağlamalarının arkasından. Şimdi bu röportaj başlıyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Ve bu ilk defa olacak. Böyle bir platformda benim için. Ve başlıyoruz. Evet, ilk soru. Bize kimsenin bilmediği bir Oktay Kaynarca özelliği söyleyebilir misiniz? Karnım aç olunca sinirli oluyorum. Çabuk dolmuşa geliyorum. Ama sonra pişman oluyorum. Hızlı sinirleniyorum. Sonra pişman oluyorum. Sonra onu toparlamakla ilgili bir sürü vakit kaybediyorum. İkisi yeter galiba. İlk işiniz neydi? İlk ne iş yaptım ben ya? Çok acayip bir hayatım olduğu için, böyle fırtınalı bir hayatım oldu. Çok iş yaptım. Hangisinden başladığımı hatırlamıyorum. Ama galiba ilk iş, babamın restoranında fotoğrafçılık yaptım. Yani bayağı bildiğiniz şipşakçılık yani. Fotoğraf çekip küçük bir yazı şey vardı. Oda, onun içerisinde karanlık oda. Fotoğrafları yıkıyorduk. Hemen basıyorduk. Filmleri yıkayıp basıyorduk. Ondan sonra da satıyorduk işte. İlk işim fotoğrafçılık. Timur Turan. Bu sefer patron koltuğundasınız. Oyuncu Oktay Kaynarca ile ilişkiniz nasıl? Vallahi ilk defa patron koltuğunda değilim. Yapımcılık yaptım daha önce. Yapımcılığın ne menen bir şey olduğunu biliyorum. Gerçekten zor da bir iş. Çok sorumluluk, çok mesuliyet isteyen bir iş. O mesuliyetin bilincinde, farkında olarak zaten başladık. Sete gitmeden önce bütün arkadaşlarımla, oyuncu arkadaşlarımla toplantıda şunu söyledim net olarak. Dedim ki arkadaşlar, ben sete girdiğim andan itibaren sizin oyuncu arkadaşınızın, patron kimliğimizi lütfen unutun, yapımcı kimliğimizi unutun. Çünkü o işi yapan başka arkadaşlarımız var zaten. Beni oyuncu olarak göreceksiniz sette. Onun dışında bu beni rahatsız eder ve yorar. Ekip arkasındaki arkadaşlarıma da söyledim bunu. Dedim ki bana sette sorun getirmeyin, bana sette problem, soru getirmeyin. İş bittikten sonra toplantılar sırasında bunları konuşalım. Çünkü benim öncelikli işim bu etapta oyunculuk. Önce onu yüksek tutmalıyız. Çıtasını yüksek tutmalıyız ki geri kalan meseleyi toparlayabilelim dedim. Bu doğrultuda karar veriyoruz. O yüzden oyuncu Oktay Kaynarca ile yapımcı Oktay Kaynarca arasında ilişki fena değil. Yani gerçi hani patrondan daha para alamadık ama bakacağız, bekliyoruz. Gönderecek inşallah. Benim yangınımı harlama. Sinirlendiğinizde nasıl bir insan oluyorsunuz? Hadi bakalım. Bazen korkutucu olabiliyor. Deliriyorum bazen. Hakikaten böyle ucu bucağı olmuyor. Ama dediğim gibi hani o kadar büyük sinirlenmeler yapmıyorum. Çünkü hızlı hızlı sinirleniyorum ve sonra hemen onu tekrar telafi etmek üzere girişimlerde bulunuyorum biraz evvel söylediğim gibi ama bilmiyorum, belki dostlara sormak lazım. Daha çok arkadaşlarıma, eşime, dostuma kızıyorum. Sokaktaki insana kızmıyorum nedense. Yani tuhaf, ben de onu söylüyorlar. Sen etrafınla kavga ediyorsun, sokaktaki insanla kavga etmiyorsun diyorlar. Belki de evet, yani o kadar güvendiğiniz, sırtınızı döndüğünüz, hata yapmayacağına inandığınız insanların en ufacık bir hatasından veya gözden kaçırdığı bir şeyden dolayı hayatınızdaki bir şeyin aksadığı, olmadığı doğrultusunda bir duygu belki beni oraya getiriyor. Ama sinirlenmek iyi bir şey değil. Kontrollü olmak lazım hep. Hep kontrollü olmak lazım. Ama sonuçta insanız tabii yani. Bir gün babaannem öyle demişti. Televizyonda siyasileri seyrederken. Bunlar hiç sinirlenmiyorum ya dedi. Eğer sinirlenmiyorlarsa yalan söylüyorlar dedi. Sinirlenen insanlar dürüst insanlardır bu arada, unutmayın. Tepki gösteriyorlar. İçlerini dışlarını belli ediyorlar anlamına gelir. Ah, Cezayir'im olacaktım. O çocuk 2 dakikada nasıl bu kapıdan içeriye giriyordu hepiniz görecektiniz. 5. soru. Canlandırdığınız bir karakterden dolayı yaşadığınız, hiç unutamadığınız bir anınızı paylaşabilir misiniz? O kadar çok ki yani hangisini paylaşayım? Bir gün köprüde gidiyorum, önümdeki bir araba zart diye frene bastı, durduk, indik aşağıya. Bir baktım adamla birlikte ailesi, yani karısı,
3 tane kızı indiler, bana doğru geliyorlar ve trafik var ve millet bakıyor ne oluyor diye. Abi arabadan insene ne olur dedi. İndik. Hepsi geldi, tek tek sarıldı. Dedi ki ya benim ailem benden çok seviyor seni, nasıl yapacağız dedi. Dedim ki Allah bağışlasın. O gün anladım ki çok ciddi bir sorumluluk var üzerimizde. Yani gerçekten çok ciddi bir sorumluluk var. Yani oturmamızın, kalkmamızın, konuşmamızın, söylediklerimizin, yaptıklarımızın hepsinin bu kadar dikkatle seyrediliyor ve ayrıntılarıyla gözlemleniyor olması bizim üzerimizdeki sorumluluğu kat be kat arttırıyor. O gün bugündür hakikaten çok dikkat etmeye çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Ama biraz evvel söylediğim gibi biz de insanız tabii. Yani sonuç olarak insani tepkiler de vermek istiyoruz bazen. Onları tutmak da çok zor. Sosyal medya üzerinden bugüne kadar aldığınız en ilginç yorum ne oldu? Anlatayım mı acaba? Anlatayım peki. Sen he de ben kocayı boşar gelirim dedi. Hatta bunu arkadaşlarıma gösterdim. Günlerce güldük buna ya. Yani hakikaten günlerce güldük ya. En ilginçlerinden bir tanesi buydu. Evet. Size bugün istediğiniz herhangi bir dönemde yaşama fırsatı sunulsa hangi dönemi seçerdiniz? Ben yine bugünü seçerdim. Çünkü bakmayın siz dünya her gün çirkinleşiyor dediklerine. Sonuçta dünya her gün güzelleşiyor bence. Çünkü dünya aydınlandıkça, insanlar bilinçlendikçe, dünyayı daha ileri seviyelere taşıdıkça, bilinç seviyesi yükseldikçe dünya daha çok güzelleşiyor. Çirkinleşen tarafları yok mu? Var. Ama galiba bu da bir mücadele işte. Yani her şey çok güzel olsaydı veya her şey çok çirkin olsaydı tersi olmazdı. Yani düşünsenize her şeyin anlamlı, güzel, istediğimiz gibi olması durumunda ne kadar sıkıcı olurdu dünya. O yüzden olumsuzlukların da olması bence lazım ki güzelin, olumlunun, istediğimiz gibi bir dünyanın değerini bilelim. Sunay'ı kaçırdılar. Sen sakın ortaya çıkma. Yoksa İstanbul karışır. En son ne zaman ağladınız? Şimdi bu ona girer mi bilmiyorum. Biz bu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ilk bölümünü montajladık. Geçenlerde oturduk hep birlikte seyrediyoruz. Benim çok hassas olduğum iki tane, üç tane sahne var. Onları seyrederken ve seyrettirirken aynı salonda arkadaşlarımın da işte tepkilerini ve eleştirilerini almak üzere fark ettim ki o sahneleri seyrederken ben de ağlamışım. Bilmiyorum bu ona girer mi? Onun dışında sanıyorum arkadaşımızın vefatında ağladım galiba. O da çaktırmamak üzere. Evet, sorularımız bitti. Ben de bu stresli durumdan kurtulmuş oldum. Bu gibi şeyler beni germiyor dersem yalan olur. Ama acısız ve kansız geçti. Teşekkür ederim her şey için. Evet, röportajımız şimdilik burada sona erdi. Umarım başka bir gün, başka bir konseptte tekrar karşılaşmak üzere. Bir imparator ölecekse tahtında ölmelidir. Benim yangınımı harlama. Bu Cihana Sığmazam ilk bölümüyle 20 Eylül Salı ATV'de başlıyor. Bu tepe Kullu Tepe. Nenni ve yârim nenni. Su gelir serpe serpe.
Eski de yârim hani. Dediler yar uyumuş neni de yârim neni. Uyardım öpe öpe eski de yârim hani. Dediler yar uyumuş neni de yârim neni. Uyardım öpe öpe eski de yârim hani. Altını bozdurayım neni de yârim neni. Gerdana dizdireyim eski de yârim hani. İpek mendilde isen neni de yârim neni. Cebimde gezdireyim eski de yârim hani. İpek mendilde isen neni de yârim. Ben bu cihana sığmazam. İlk bölümüyle 20 Eylül Salı ATV'de başlıyor.